Türkiye'nin önde gelen sosyal medya fenomenlerinden olan Yusuf Aktaş, namı değer Reymen, Ela isimli şarkısıyla rekor üstüne rekor kırdı. Şarkıyı yayınladığı ilk gün 15 milyon izlenmemesi halinde Instagram hesabını kapatacağını söyleyen Reynmen, sadece 10 dakikada 1 milyon görüntülenme sayısına ulaşmayı başardı. 1 saat içerisinde 3 milyon 600 bin görüntülenme sayısına ulaşarak Türkiye'nin 1 saat içerisinde en çok izlenen video olma unvanını kazanan şarkı, YouTube'un dünya listesinde bir numarasına oturdu. Ayrıca Reynmen, bu listeye giren ilk Türk olduğunu açıkladı. Reynmen, rekor üzerine rekor kırarken, bu durum ülkemizin bilindik isimlerinin de dikkatlerini çekti. Bazı isimler Reynmen'e destek olurken, kimi isimler ise ünlü fenomeni eleştiri yağmuruna tuttular. Ünlü bir şarkıcı olan Işın Karaca, konuyla ilgili olarak Instagram'da bir gönderi paylaştı. Karaca, bu gönderide, "Vallahi de billahi de tebrik ediyorum. Düşünsenize, dinlenmeden beğeniliyorsun. Piyasa o kadar elinde." ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım karşısında Reynmen'den de yanıt gecikmedi. Reynmen, "Cahil olmak ne güzel ya. Her şeyi biliyorsun. Hayır, üzülüyorum. İnanmış bu söylediğine. Bayağı İngilizcesini yazıp bir de öyle inandırmış. Yazık, günah ya. Allah'ım esirgesin." diyerek Işın Karaca'ya cevap verdi. Konuyla ilgili olarak bazı ünlü isimlerden de açıklamalar geldi. Cengiz Semercioğlu'nun açıklamasında, "Rakamlar bir yandan bana da inandırıcı gelmiyor. Ama diğer yandan da YouTube'un böyle bir hile izin vermeyeceği gerçeği var." ifadelerine yer verirken, Ömür Gedik ise konuya biraz daha teknik şekilde yaklaştı. Ömür Gedik, YouTube'un bir bilgisayar programı olduğunu hatırlatarak bu programın anormal bir hareket algıladığı zaman izlenme sayısını durdurduğunu ancak beğeni sayılarını durdurmadığını ifade etti. Beğeni sayısının izlenme sayısından fazla olmasını buna bağlayan Cedik, cahil kelimesinin bu yüzden kurulmuş olabileceğini belirtti. Gazeteci Onur Baştürk de bu konuya dahil olarak YouTube'un trend listesine girmenin iyi, fiyakalı bir şey olduğunu ancak bu durumun Amerikalıların çok da umrunda olmadığını, dünya müzik endüstrisinde kalıcı olmak isteniyorsa herkes tarafından kabul edilen listelere girmek gerektiğini söyledi. Cahil kelimesini de yorumlayan Baştürk, bu polemiğin hoş olmadığını, Işın Karaca'nın bu işe yıllarını verdiğini söyledi. Arkadaşlar, sizler bu yaşanan olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Haber, gündem, politika, son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Türkiye'nin önde gelen sosyal medya fenomenlerinden olan Yusuf Aktaş, namı değer Reymen, Ela isimli şarkısıyla rekor üstüne rekor kırdı. Şarkıyı yayınladığı ilk gün 15 milyon izlenmemesi halinde Instagram hesabını kapatacağını söyleyen Reymen, sadece 10 dakikada 1 milyon görüntülenme sayısına ulaşmayı başardı. 1 saat içerisinde 3 milyon 600 bin görüntülenme sayısına ulaşarak Türkiye'nin 1 saat içerisinde en çok izlenen video olma unvanını kazanan şarkı, YouTube'un dünya listesinde bir numarasına oturdu. Ayrıca Reynmen, bu listeye giren ilk Türk olduğunu açıkladı. Reynmen, rekor üzerine rekor kırarken, bu durum ülkemizin bilindik isimlerinin de dikkatlerini çekti. Bazı isimler Reynmen'e destek olurken, kimi isimler ise
ünlü fenomeni eleştiri yağmuruna tuttular. Ünlü bir şarkıcı olan Işın Karaca, konuyla ilgili olarak Instagram'da bir gönderi paylaştı. Karaca bu gönderide, "Vallahi de billahi de tebrik ediyorum. Düşünsenize, dinlenmeden beğeniliyorsun. Piyasa o kadar elinde." ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım karşısında Rayman'dan da yanıt gecikmedi. Rayman, "Cahil olmak ne güzel ya, her şeyi biliyorsun. Hayır, üzülüyorum." İnanmış bu söylediğine. Bayağı İngilizcesini yazıp bir de öyle inandırmış. "Yazık, günah ya, Allah'ım esircesin." diyerek Işın Karaca'ya cevap verdi. Konuyla ilgili olarak bazı ünlü isimlerden de açıklamalar geldi. Cengiz Semercioğlu'nun açıklamasında, "Rakamlar bir yandan bana da inandırıcı gelmiyor. Ama diğer yandan da YouTube'un böyle bir hile izin vermeyeceği gerçeği var." ifadelerine yer verirken, Ömür Cedic ise konuya biraz daha teknik şekilde yaklaştı. Ömür Cedic, YouTube'un bir bilgisayar programı olduğunu hatırlatarak, bu programın anormal bir hareket algıladığı zaman izlenme sayısını durdurduğunu, ancak beğeni sayılarını durdurmadığını ifade etti. Beğeni sayısının izlenme sayısından fazla olmasını buna bağlayan Cedic, cahil kelimesinin bu yüzden kurulmuş olabileceğini belirtti. Gazeteci Onur Baştürk de bu konuya dahil olarak YouTube'un trend listesine girmenin iyi, fiyakalı bir şey olduğunu, ancak bu durumun Amerikalıların çok da umrunda olmadığını, dünya müzik endüstrisinde kalıcı olmak isteniyorsa herkes tarafından kabul edilen listelere girmek gerektiğini söyledi. Cahil kelimesini de yorumlayan Baştürk, bu polemiğin hoş olmadığını, Işın Karaca'nın bu işe yıllarını verdiğini söyledi. Arkadaşlar, sizler bu yaşanan olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz. Haber, gündem, politika, son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Türkiye'nin önde gelen sosyal medya fenomenlerinden olan Yusuf Aktaş, namı değer Rayman, Ella isimli şarkısıyla rekor üstüne rekor kırdı. Şarkıyı yayınladığı ilk gün 15 milyon izlenmemesi halinde Instagram hesabını kapatacağını söyleyen Rayman, sadece 10 dakikada 1 milyon görüntülenme sayısına ulaşmayı başardı. 1 saat içerisinde 3 milyon 600 bin görüntülenme sayısına ulaşarak Türkiye'nin 1 saat içerisinde en çok izlenen video olma unvanını kazanan şarkı, YouTube'un dünya listesinde 1 numarasına oturdu. Ayrıca Rayman bu listeye giren ilk Türk olduğunu açıkladı. Rayman rekor üzerine rekor kırarken bu durum ülkemizin bilindik isimlerinin de dikkatlerini çekti. Bazı isimler Rayman'e destek olurken kimi isimler ise ünlü fenomeni eleştiri yağmuruna tuttular. Ünlü bir şarkıcı olan Işın Karaca konuyla ilgili olarak Instagram'da bir gönderi paylaştı. Karaca bu gönderide, "Vallahi de billahi de tebrik ediyorum. Düşünsenize, dinlenmeden beğeniliyorsun. Piyasa o kadar elinde." ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım karşısında Rayman'dan da yanıt gecikmedi. Rayman, "Cahil olmak ne güzel ya, her şeyi biliyorsun. Hayır, üzülüyorum." İnanmış bu söylediğine. Bayağı İngilizcesini yazıp bir de öyle inandırmış. "Yazık, günah ya, Allah'ım esircesin." diyerek Işın Karaca'ya cevap verdi. Konuyla ilgili olarak bazı ünlü isimlerden de açıklamalar geldi. Cengiz Semercioğlu'nun açıklamasında, "Rakamlar bir yandan bana da inandırıcı gelmiyor. Ama diğer yandan da YouTube'un böyle bir hile izin vermeyeceği gerçeği var." ifadelerine yer verirken, Ömür Cedic ise konuya biraz daha teknik şekilde yaklaştı. Ömür Cedic, YouTube'un bir bilgisayar programı olduğunu hatırlatarak, bu programın anormal bir hareket algıladığı zaman izlenme sayısını durdurduğunu, ancak beğeni sayılarını durdurmadığını ifade etti. Beğeni sayısının izlenme sayısından fazla olmasını buna bağlayan Cedic, cahil kelimesinin bu yüzden kurulmuş olabileceğini belirtti. Gazeteci Onur Baştürk de bu konuya dahil olarak
YouTube'un trend listesine girmenin iyi, fiyakalı bir şey olduğunu, ancak bu durumun Amerikalıların çok da umrunda olmadığını, dünya müzik endüstrisinde kalıcı olmak isteniyorsa herkes tarafından kabul edilen listelere girmek gerektiğini söyledi.